Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk Gül Dede. Hay deyip. maşallah yiğitlerime. Evet, onuncu söze devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Beşinci hakikat, bab-ı şefkat ve ubudiyeti Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. İsmi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki en etna bir haceti, en etna bir mahlukundan görüp kemal şefkatle ummadığı yerden isaf eden ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlukundan işitip imdad eden, lisan hal ve kalile istenilen her şeye icabet eden, nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlukundan en büyük hacetini görüp bitirmesin, isaf etmesin, en yüksek duayı işitip kabul etmesin. Haşiye, evet 1350 sene saltanat süren ve saltanatı devam eden, ve ekser zamanda 350 milyondan ziyade rayiyeti bulunan ve her gün bütün rayiyeti onunla tecdidi biat eden ve onun kemalatına şehadet eden ve kemal itaatle evamirine inkiyat eden ve arzın nısfı ve nevi beşerin humsu o zatın sıbkı ile sıbkalansa yani manevi rengiyle renklense o zat onların mahbubu kulubu ve mürebbi erbahı olsa elbette o zat şu kainatta tasarruf eden Rabbin en büyük abdidir. Hem ekser envay kainat o zatın birer meyve-i taşımak suretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alkışlasa elbette o zat şu kainat halıkının en sevgili mahlukudur. Hem bütün insaniyet bütün istidadıyla istediği beka gibi bir haceti ki o hacet ise insanı esveli safilinden ala illiğine çıkarıyor. Elbette o hacet en büyük bir hacettir ve en büyük bir abd umumun namına onu kadiül hacattan isteyecek. Evet mesela hayvanatın zayıflarının ve yavrularının rızık ve terbiyeler hususunda görünen lütuf ve suhuleti gösteriyor ki şu kainat maliki nihayetsiz bir rahmetle rububiyet eder. Rububiyetinde bu derece rahimane bir şefkat hiç kabil midir ki mahlukatın en eftalinin en güzel duasını kabul etmesin? Bâbe şefkat ve ubudiyet Muhammediyedir yani, ve ismi Mucib ve Rahim'in cilvesidir. Cümlesini açıklar mısınız Gül Edeb? Hay hay, ben ümidim. Hazretleri bu beşinci hakikatte Yüce Allah'ın Mucib ve Rahim isimlerinin cilvesi olan şefkat ve ubudiyet-i kapısından içeri giriyor ahiretin ispatını yapıyor. Biz de üstadımızın açtığı bu şefkat ve ubudiyet kapısından ahiretin güzelliklerini seyre çalışacağız. Mucib Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Kainatta her bir mahlukun istediği her şeye cevap veren, şefkati sonsuz mucib olan en küçük bir karıncanın ihtiyaç ve isteğini işitip ona cevap veren Rabbimiz kesinlikle insanların ve bütün yaratılmışların en önemli isteği olan ebedi yaşamasına da cevap verir. İşte bu mucib ismi öldükten sonra ebedi bir hayatın olmasını gerektiriyor ve istiyor. Rahim Rahmet edici, kullarına merhamet eden, şefkat eden yüce Allah'tır. İsmi Rahim, lütfi ile müminleri cennete, adli ile kafirleri cehenneme koyandır. Mucib ismi nasıl öldükten sonra dirilmeyi gerektiriyorsa Allah'ın Rahim ismi de öldükten sonra dirilmeyi öyle gerektiriyor sonsuz şefkati kainatta tecelli eden böyle bir Allah celle celaluhu mahlukatı acımasızca yokluğa atmaz. Ebedi yokluk ve hiçlik manasıyla Allah'ın sonsuz şefkati bağdaşmaz. Allah'ın sonsuz şefkati sonsuz bir hayatı gerektirir. Bütün peygamberlerin ortak sünneti şefkattir yiğiderim. Peygamberimizin en büyük sünneti şefkattir. Şefkat bütün peygamberler içinde en fazla peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da tecelli etmiştir. İnsanlara acıyıp merhamet etmek, onları cehennem azabından kurtarmak için bütün gücüyle çalışmak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde en mükemmel manada hükmetmiştir. İşte kulluğun zirvesindeki o eşsiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rahim isminin tecellisiyle, şefkatin en ileri derecesiyle bütün insanların yokluktan kurtulmalarını, Allah'a iman etmelerini, ebedi cennete kavuşmalarını bütün ruhu canıyla Rabbinden istemiş. Cenab-ı Hak da Mucib ismiyle bu en önemli duayı kabul etmiştir. Peygamberimizin şefkatinden biraz daha bahseder misiniz Gül Dede? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müşriklerin olduğu bir yerde, bir beldede dünyaya teşrif ediyor. Herkesin puta taptığı bir dönemde onlara şefkat ediyor. Onları sahabe derecesine getiriyor. Şefkatle getiriyor, acımakla getiriyor. Düşmanlıkla değil. O bakımdan şefkat çok önemli. Peygamberimizde şefkat en mükemmeliyle var. Kendisine zulmedenlerin affedilmesini istiyor. Kendini Taif'te taşlayanların affını istiyor. Çok mühim bir sünnet ve tatbiki de zor bir sünnet. Ama çok bereketli bir sünnet. Mahşerin dehşetinden herkes kendini kurtarmaya çalışacak. Peygamberler de buna dahil. Ama Peygamberimizin şefkatine bakınız ki ümmeti ümmeti diyerek ümmetini dert edecek. Sakın ümmetim cehenneme girmesin diyecek. Bir insan fakiri acıyacak ki zekat versin, sadaka versin. Bir alim cahile acıyacak ki ona ilim öylesin. Bir mürşid cehenneme giden asi insanlara acıyacak ki şefkat edecek ki onları irşad etsin ve doğru yola getirsin. Onun için Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un mesleğini dört yükün üzerine kurmuş. Bana zulmedenlere, bana işkence edenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara hakkımı helal ettim demiş. Ve helal etmekle, acımakla insanların kalplerine bu hakikatleri yerleştirmiş. Bu yol şefkat peygamberi olan Resulullah aleyhissalatü vesselamın yoludur. Çünkü insan acıyacak ki, şefkat edecek ki karşının imdadına koş, koşabilsin. Allah'ın sonsuz şefkatından bir pırıltı almış olan bir anne, yavrusu için hayatını feda ederken sonsuz bir merhamet sahip olan Allah Celle Celaluhu mahlukatını ebedi bir hiçliğe ve yokluğa atar mı? Hayır. İşte mucib ve rahim isimleri şiddetli bir şekilde haşri öldükten sonra dirilmeyi gerektiriyor lisan hal ile kal ile istenilen her şeyi icabet eden cümlesini açar mısınız Gül dedi. Evet Risale-i Nur'da duanın bir takım çeşitlerine yer verilir yiğidim. En meşru insanların lisanı kal ile yani konuşma diliyle yaptıkları dualardır. Yine ihtiyacı fıtri, lisan ızdırarı, lisan hal, istidat lisan ile dua gibi dualar da vardır. Lisanı kal dışında kalan bütün dualar lisan haldir. Bir dilencinin elini açması hal diliyle konuşarak istemesi ise kal diliyle de bir istektir. Kurumuş toprak hal diliyle yağmur isterken çekirdekler istidatlarının lisanıyla açılmak, büyümek ve mükemmele ermek isterler. Gözler görmek için ışığa muhtaçtırlar. Bunu ihtiyacı fıtri diliyle talep ederler. Bütün kapıların kapandığı, hiçbir ümit ışığının görünmediği çaresizlik haline düşenlerin de balığın karnındaki Yunus peygamber gibi ızdırar diliyle ettikleri dualar kabul olunur ve kendilerine ummadıkları yerden yardım gönderilir, imdatlarına koşulur. İşte ince nokta burası. Allah o kadar şefkatli ki, Allah o kadar merhametli ki en sıradan, en basit bir mahlukun en gizli sesini işitiyor ve ona cevap veriyor, icabet ediyor. Gözü kör olan kedi Rabbimizin ilhamıyla yeryüzünde gözünün körlüğünü açacak bir otu bulur, gözüne sürer ve gözünü iyileştirir diyor sevgili üstadımız. Bu nasıl oluyor? Akıl yok, ilim yok, irfan yok, göz görmüyor, bitkiyi görecek göz yok. Ne yapıyor Allah? Onun o halini görüyor. Demek ki dua sadece dille yapılmıyor, dua hal ile de yapılıyor, dua fiil ile de yapılıyor, dua istidat ile de yapılıyor. Hastalık hali bir duadır, suskunluk hali bir duadır, aziyet hali bir duadır. Ey Allah'ım biz aciziz sen sen ise kadirsin. Kudretin sonsuz ve nihayetsizdir. Gücün her şeye yeter. Sen istersen her yerdeki bütün zulümleri kaldırırsın. Eğer devam ediyorsa Allah'ın takdir etmiş olduğu bir hikmet vardır. O hikmet tecelli edecek. Ama şefkat o kadar büyük, o kadar geniş, o kadar incedir ki alemdeki hiçbir şey o şefkat dairesinin dışına çıkamıyor. Allah anne karnındaki bir yavruya öyle bir imdat, öyle bir şefkat, öyle bir merhamet eder ki annenin yemiş olduğu gıdalardan önce yavru besleniyor. İşte şefkatin bir yönü. Dünyaya gelir gelmez memeler musluğundan besleniyor. İşte şefkatin diğer yönü. Hiç kimseye bırakmıyor. O gıdayı onun vücuduna özel olarak halk ediyor Allah. Anne sütü çocuk için en faydalı gıda, en faydalı rızık. Lebenen halisen lişşaribin. Tamamen gıdadır. Safi ve temizdir. Şurup gibi çocuğun ağzından akar ve midesine gider. Hiç de bir sıkıntı olmaz. Her şeyin ihtiyacına bu şekilde cevap veren Allah'ın Celle Celaluhu en büyük abdi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Allah'a iltica ederken ebed istiyor, cennet istiyor. Allah Celle Celaluhu onun ve bütün peygamberlerin yaptığı duaların hepsini kabul etmiştir. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Hay ben... hay yiğidim benim. Diğer peygamberlerin mucizeleri belli mekan ve belli zamana münhasır kalmıştır yiğidim. Allah Resul-i Kibriya'nın nübüvvetini ve makbuliyetini sadece insan ve cinlere değil, bütün kainata ve içinde olan türlere de göstermiş ve her neviden bir mucize ile yapmıştır. Mesela Miraç mucizesi sema ehline Allah Resulü'nün bir tazimi ve bir tanıtımıdır. Ağaç mucizesi ağaç türüne de bir şeref bahşetmek içindir. Su mucizesi su nevine bir mucizedir. Ayın ikiye bölünmesi gökyüzü ehline bir mucizedir. İşte her bir taife Allah Resulü'nün bir mucizesinin izni ve meyvesini halen taşımaktadır. Nasıl insanlara ve cinlere gösterilen mucizeler halen övünç kaynağı olarak yad ediliyor ise her nevin dili olsa onlar da kendi türü adına bizim de bir mucizemiz var diye övüneceklerdi. Bütün kainat ve içindekiler bir yönüyle hal lisanıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı manen alkışlıyorlar. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena. İnneke entel hakim. Ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma